Takım yavaşla! Yürüyüş vaziyeti al! Burada biraz duralım. Takım dur! At! İn! Vahşi bir kasaba ama doğa güzelliği bir harika. Beni doğa güzelliğinden çok yaşam mücadelesi verenler ilgilendiriyor. Ya doğa güzelliği? Evet, o da güzel. Şuna yakından bakalım. Buranın çöllerle ve bozkırlarla kaplı olduğu zamanları da bilirim. Bir ara altın ve gümüş arandığı bir yer oluverdi. Daha sonra çiftlik gelişti. Sonra çimenler yaşardı. Ve böyle bir kasaba haline geldi. Fakat her şeyden önce apaçileri de düşünmelisiniz. Burası onların da toprağı. Adil olmak istiyorum. Bunu biliyorum. Nereden biliyorsun? Daha önce Kaliforniya veya Kolombiya gibi yerlerdeki apaçileri topraklarından kovarlarken de böyle denmişti. Haklısın. Fakat yetki alanım içine giren hiçbir bölgede bu tür olay yaşanmayacaktır. Önümüzdeki 2 senede bunu kanıtlayacağım. Bunlar sizin planlarınız. Fakat apaçiler çok farklıdır. Biliyorum. Tavsiyelere kulak asmazlar. Ne demek bu şimdi? Apaçiler bu civarda olduğu sürece sürtüşmeler yaşanacaktır. Arizona sınırındaki savaşların faturası yaklaşık yılda $2 milyon buluyor. Beyaz adamla karşılaşmaları kaçınılmaz. Onların içinde onlara silah satarak yollarını bulan namussuzlar da mevcut tabii ki. Durum böyleyken onların apaçilerin sessiz kalmalarından pek fazla hoşlanacaklarını hiç sanmıyorum. Onları durdurmak zor olabilir. Evet. İşte emirler burada. Bu emirlere aynen uyuyacaksın. Raporunu daha sonra alacağım. Emredersiniz. Daha önce benzeri bir görev aldın mı? Karımla birlikte almıştık efendim. Hı-hı. Vittorio'yu bulduğunda ona de ki, eğer barış yolunu seçerse sonuna kadar onun yanında olacağım. Ama savaş isterse en azılı düşmanı olurum. İşte buna inanırım. Umarım Victor'a da inanır. Bundan eminim. Ando. Efendim. Birbirlerini öldürmeye çalışan insanların barış içinde yaşayabileceklerine inanıyor musun gerçekten? Biz de eskiden düşmandık. Hı-hı. Takım! Toplan! At! İn! Sam, sınıra gitsek iyi olacak. Ne oldu Sam? Bir koku mu aldın? Sam.
Benim adım Lane. İyi misiniz? Evet. Teşekkür ederiz Bay Lane. Benim adım da Angie Dave. Bu da Johnny. Kocanızı yerliler mi öldürdü? Hayır. Biz yalnız yolculuk ediyorduk. Bu çok tuhaf. Epeyce yüreklisiniz. Burada kamp kurabiliriz. Ölüleri gömmeliyiz. Küreğiniz var mı? Kürek mi? Evet. Bu adamları ortada bırakmak pek akıllıca olmaz. Bu sefer daha kalabalık gelebilirler. Arabada kürek olacaktı. Johnny uyudu. Güzel, onu rahatsız etmeyelim. Kahve ister misiniz Bayan Dev? Hayır, teşekkür ederim. Sakın ona dokunmayın. Karnı mı aç? Kolunuzu kaptırmak istemezsiniz, öyle değil mi? Karnı aç olan benim, o bir şeyler bulur. Onu beslemez misiniz? Hayır, beslemem. Neden? Sam de başka köpekler gibi kendi yiyeceğini bulur. Benden yiyecek beklemez. İyi bir yöntemdir. Herkes birine ihtiyaç duyar. Tabii. Bazıları öyledir. Bu çok kötü. Oh. Bu karanlık beni çok ürkütüyor. Beni de. Yerlilerin geceleri saldırmadığını sanırdım. Eğer ölüler konuşursa durum değişebilir. Bakın bayan, eğer bu arabayla gece hareket edersek ne olur bilemem. Anlıyor musunuz? Anlıyorum. Ama benim anlamadığım bir şey var Bayan Dave. Nedir o? Küçük bir çocukla birlikte yerli topraklarında ne aradığınız? Kocam çok acil bir göreve çağrıldı. Buraya gelinceye kadar yolun epeyce bir kısmında bizim yanımızdaydı. Fakat Fort Kalesi'nden malzeme dağıtımı yapmak için gelen askerlerle birlikte gitmesi gerekti. Ben de yalnız dönebiliriz diye düşünmüştüm. İyi düşünmüşsünüz. Fakat apaçilerle anlaşmamız yok muydu? Evet bayan, var. Bazen biz uyumuyoruz, bazen de onlar. Tıpkı bu öğlen size saldıranlar gibi. Neyse, şimdilik güvendeyiz. Ya daha sonra? Bir yolunu buluruz. Bu arabayla geriye dönmek çok zor olmaz. Apaçilerle ilgili ne çok şey biliyorsunuz. Bilirim. Bunları savaşarak mı öğrendiniz? Bazen savaşarak, bazen de onlarla yaşayarak. Apaçilerle birlikte mi yaşadınız? Bir apaçiyle evliyseniz onun topraklarında yaşamanız daha sağlıklı olur. Karınız bir apaçi miydi? Evet, apaçiydi. Ama tabii ölünceye kadar. Oh, çok üzüldüm. Evet, ben de üzülmüştüm. Bana onu hatırlatıyorsunuz. Bir apaçi kızını mı? Sarışın mıydı? Hayır. Siyah saçlıydı. Yere kadar uzundu. Kara yelili bir atı güneş altında gördünüz mü? Gördüm. İşte güneşli saçları böyle parlardı. Onu sevdiniz mi? Bilmem. Ona ihtiyacım vardı. Ama onu... Bayan Dave. Apaçilerin bir lafı vardır. Gece ya uyunur ya sevişilir ama konuşulmaz. Kesinlikle. Artık uyusanız iyi olacak. İyi geceler Bay Lane. İyi geceler Bayan Dave. Bayan
biraz daha Apache hikayesi anlasana anda, ne olur biraz daha. Apache ismini söylemekle John'un ağzına dolandın. Umarım bir sakıncası yoktur. İstediği gibi seslenebilir bayan. Hadi biraz daha anlat. Şuradaki tepeleri görüyor musun Johnny? Evet efendim de. Evet efendim. Oradaki kayalar öylesine keskindir ki yalnızca birkaç cins daha hayvanı ile apaçiler yaşayabilirler orada. Sen de mi orada yaşıyordun Ando? Apaçilerle birlikteydim Johnny. Apaçiler çocuklarını da yanlarında taşırlar. Onlara yanlarında bir gram bile su almadan çölde 2 mil yol almasını öğretirler. Vay canına. Apaçiler dünyanın en iyi atlarına sahiptir. Saatlerce koşarlar da bana mısın demez. Nasıl yani? Atlar sahiplerinin kimler olduğunu iyi bilirler Johnny. Sahi mi? Elbette. Bir at sahibini kokusundan bile bulabilir. Doğru mu Bay Lane? Doğru söylüyorum hanımefendi. Apaçiler atlarına karılarından bile çok daha iyi bakarlar. Bu yüzden onları iyi tanırlar. Biraz daha anlasana Ando. Apaçiler bir kadına ya da bir erkeğe bakarak karakterlerini okuyabilirler. Anladın mı? Yani iyi adamla kötü adamı bir bakışta anlarlar mı? Hem de nasıl evlat? Hatta kahvaltıda ne yediğini bile söyleyebilirler. Vay be! Vay be! Ne? Nöbetçi! Kapıyı aç! Nöbetçi! Kapıyı kapat! Çok teşekkür ederiz Bay Lane. Rica ederim. Sonra görüşürüz Ando. Onu böyle çağırma Johnny. Daha kibar olmalısın. Bence hiç sakıncası yok. Daha sonra görüşürüz. Bu iş böyle yürümez arkadaşlar. Ailelerimizin güvenliğini tam anlamıyla sağlayamıyoruz. Sizler de biliyorsunuz ki bu böyle olmaz. Oysa hepimiz kendimizi güvende hissetmeliyiz. Ama ne yazık ki böyle değil arkadaşlar. Eğer istediğimiz güvenliği bize ordu temin etmeyecekse, o zaman biz de kendi işimizi kendi yöntemlerimizle hallederiz. Evet, çok haklısın. Colorado'dan gelen var mı? Ben varım. Demek oradaydın. Kelleni kurtarmışsın ama saçlarını kaptırdığın belli. Adam haklı. Bunlar asker değil. Hepsi birer kukla. Askerlerin korkak olduğunu biliyoruz. Bizim için bir halt yemiyorlar. Hepimiz bir araya gelip onları gebertmeliyiz. Ben derim ki kendi kellemizi kendimiz koruyalım. Geri dönüş yok arkadaşlar. Ya geri dön ne olacak? Kim konuştu? Ben konuştum. Ne olmuş Geligra? Söylediklerini kulağın duyuyor mu? Yoksa senin niyetin onlarla aramızda savaş çıkarmak. Nasılsa çıkacak. Neyi bekliyoruz ki? Ben söyleyeceğimi söylerim. Öyleyse bana söyle Chris. Senin çenen iyice düşmüş. Evet. Evet ne? Madenimizi korumak için yardım edecek misin? Niyetiniz yalnız bu mu? Sakın kendini koruyor olmayasın. Hiç de öyle değil. Sen bencil ahmağın tekisin ahbap. Şimdi seni... Pekala beni dinleyin. Epeydir sizlerle konuşmuyordum. Burada hep birlikte bir işin yürümesine yardımcı oluyoruz. Sorun istemiyorum. En iyisi bu işin keyfini çıkarmaya bakma. Ne diyorsunuz? Evet. Hadi gidip benden birer tek atın. Sen niye içmiyorsun? Hakkımı saklı tutarım bayım. Ha, Bay Geligir mi? Evet benim. Sizinle acilen konuşmak istediğim bir konu vardı efendim. Ben şu an bara gidiyordum. İstersen orada konuşabiliriz. O halde daha sonra görüşürüz.
Benim adım Honda Lane. Albay Crook'un binbaşı Dayton'a mesajını getirdim. Binbaşı Dayton'ı göremez. Neden o? Çünkü vefat etti. Yüksek ateşten öldü. Yerine yüzbaşı Richard bakıyor. Pekala. Ben de yüzbaşı Richard'ı görürüm. Albay Crook'un fikirlerini paylaşmadığımı belirtmek isterim. Orası sizi ve onu ilgilendirir. Ben de ordu fikrine karşıyım. Ama ara buluculuk etmeye bayılıyorsun. O da beni ilgilendirir. Apaçilerle herhangi bir anlaşmaya varabileceğimizi hiç sanmıyorum. Boşa kürek çekiyoruz bence. Yanılıyorsunuz. Sen bile dersini almamışsın. Ders verecek hale bile geldim. Sürtüşme çıkmaması için elimden geleni yapacağım. Bu iyi haber. Dün yerlilerin bazı madencilere saldırdığını biliyor musun? 2 kişi ölmüş. Duydum. Tavşan gibi kaçmışlar. Tavşan gibi kaçıp panter gibi saldırırlar. Onlardan yana mısın? Siz tahmin edin. Emirde hiçbir müdahale... Bu doğrudur. Hiçbir müdahale yapılmayacak. Anladım. Vittorio'yu Albay Crook'la konuşmaya iknaya çalış. Onu bulabileceğinden emin misin peki? Ya ben onu bulurum ya da o beni bulur. Buraya gelir mi? Belki. İstekli değil misin? Değilim. Bundan daha önce bir Apache şefini ayağınıza çağırmak büyük bir suçtu. Ama bunu bile göze alan şefleri bir punduna getirip yollarda öldürttünüz. Belki bu kez... işler daha farklı gelişebilir yüzbaşı. Sizin sayenizde işimizi daha huzurlu yapabileceğiz. Bira için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bende Kent var. Bu kağıdı nereden buluyoruz? Bay Geligur. Oo, hoş geldin. Ya şimdi konuşabilir miyiz acaba? Bir şey içer misin? Sağ olun, istemem. Konuş bakalım. Daha özel konuşabileceğimiz bir yer yok mu? Benden bir iş mi isteyeceksin evlat? Hayır, benim bir işim var. Arkada konuşabiliriz. Joe, şişeyi verir misin? Hemen veririm. Saatlerdir kazandığım ilk para bu çocuklar. Ando! Nereden çıktın böyle namussuz ergele? Buffalo. Beni unuttuğunu düşünüyorum. Olur mu hiç? Ben de seni arıyordum. Hadi gel, otur. Hadi. Hey, dur bakalım. 50 papel içerideyim ben. Onda bu kadar para bulamazsın ki. Abi doğru. Yine de masaya oturacak. İsterse oturur. Bak ne diyeceğim. Biraz sonra yine gelir oynarım. Ama şimdi eski dostumla konuşacağım. Hey! Sen ne halt ettiğini sanıyorsun ha? Buffalo, böyle herifleri nereden bulursun ki sen? Kazanmak için bunlar da lazım. Seni buralara hangi rüzgar attı Ando? Seni görmeye geldim diyelim. Seninle konuşacaklarım var. Peki, konuşalım o zaman. Ismarladığım içkiyi sakın unutma. Bu arada belki işte konuşuruz. Olur. Bak, beni dinle, o adama fazla güvenme. Göründüğü gibi biri olmadığını düşünüyorum. Merak etme. Burada işler karma karışık. Ortada bir takım dümenler dönüyor ama hiç kimse bunları ortaya çıkarmak için bir adım bile atmıyor. Her gün sağda solda birilerinin kaybolduğunu duyuyor. Biliyorum. Sen de orduyla Apaçiler arasında mekik dokuyorsun. Evet, öyle bir şey. Herhalde fikrini değiştirmek için iyi sebeplerim vardır. Evet, var. Bana da söylemek istemezsin bunları, değil mi? İstemem. Doğrusu hiç değişmemişsin. Benden ne istiyorsun? İstediğim her konuda beni bilgilendir.
Aslında yeni gelen adamlara pokerde çok para kaybettim. Epeyce bir zamandır da tek damla içki içmedim. Barmen, dostuma bir içki getir. Evet, ne söyleyeceksin? Karınızdan bir mesaj. Onu hatırlıyor musunuz? Senin adın ne? Sean. Fazla değişmemişsin. Neredeyse düğün günündeki kadar iyi görünüyorsun, biliyor musun? O nasıl? Öldü. Üstelik dünyanın en mutsuz kadını olarak öldü. Ama benden bunu sana vermemi istedi. Onu niye terk ettiğini biliyorum. Bu her ay gönderdiğin paranın karşılığıymış. Unut gittin. Beni okula gönderebilmesini ve boğazımızdan lokma girmesini en çok sevdiği iki şeye borçluyduk. Viski ve erkekler. Ona kötülük yapan çok erkek gördüm. Ama senin yanında lafı bile olmaz. Bunu sen de biliyorsun. Onu sende olmadan bu yüzden terk ettim. Ayağa kalk. Bunu yapabilirim, merak etme. Bana elini göster. Ne? Elin, bırak da bakayım. Ellerin çok güçlü. Bir iş ister misin? Madende çalışacak adama ihtiyacım var. Benim de bir işe. İşe alındın. Bunu iyilik olarak yapma. Hiç sanmıyorum. Ama adamlar oğlumu işe aldığımı bilmesinler. Hey bayandı! Bayandı! Gelin, biz de sizi bekliyorduk. Anne bak kimi buldum. Bayandı'yı getirdim. Tamam Johnny, Bay Lane'i öyle rahatsız etmekten vazgeç. Ed! Ed buraya gelir misin? Tanıştırmak istediğim biri var. Kocama sizden söz etmiştim. Johnny, hemen dışarı çık. Ama baba! Çık dedim sana! Bu adamın kim olduğunu biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Söyledim ya, Bay Lane kendisi bize... Evet, Bay Hando Lane. Cinayetten aranıyor. Silahlı ve tehlikeli olabilir. Üzerimde silah taşırım. Sen de bu adamla bir gece geçirdin. Evet, lütfen. Vedalaşma zamanı geldi bayan. Bu son karşılaşmamız olmayacak Bay Hando Lane. Dao, seninle konuşmak istiyorum, yalnız. Dükkanla mı ilgili? Evet, öyle. Dükkanın isim hakkının karıma ait olduğunu size söylemiştim. Sana çok iyi bir önerim olacak, $4000. Bu sefer sınırda her şeyin yolunda gitmesini istiyorum. Bu seferki önemli. Hiçbir aksilik olmasını istemiyorum. Ama biraz vakitsiz oldu. Şu anda çok önemli bir işim vardı. Cevabın ne? Bakın ne diyeceğim. İlgilenmem gereken bir mesele var. Geri döndüğümde sizin derdinizi hallederim, tamam mı? Oldu. Hadi Riz. Thank you.
Ben burada kalsam. Merhaba sevgilim. Seni görmeye gelmeyeli epey oldu. Biliyor musun, artık ordu adına çalışıyorum. Seni çok düşündüm. Artık benimle değilsin. Ama orada mutlusun, değil mi? Hatırlıyor musun, dünya güzeli bir bebeğimiz vardı. Herhalde şimdi 8 yaşlarındadır. Orada ne yapıyor? Bilemem. Ama şimdi tam sırası. İşimize bakalım. Hazır yakalamışken bu fırsatı kaçırmayalım. Evet. Yarı yarıya paylaşacağız, öyle değil mi? Öyle dedim ya. Her şeyin niye eskisi gibi olmadığını merak ediyorum. Sam, sana ne dedim? Tamam Sam, seni anladım. Curly Botarov. Apache dilini iyi konuşuyorsun. Öğretmenim bir Apache'ydi. Belki seni de öldürmeliyiz. Belki. Ama önce Vittorio ile konuşmalıyım. El, Natesha, Dishka, Tırmanu. Bunu anladın mı? Kardeşini öldürdüğümü söyledi. Bu doğru mu? Dün 2 apaçı öldürdüm. Öyleyse sen de yavaş yavaş öleceksin. Bugün 2 vahşi köpek ölecek. Kaç Sam! Bu durumda sen daha yavaş öleceksin. Hasan. Akkaymasan. Bırak o elindekini. Bu köpeği öldüreceğim. Yemin ettim. Ben de korumaya yemin ettim. Onun kanı benimle aynıdır. Ama o apaç öldürmeye gelmiş. Bu doğru mu? İzin verirseniz belki anlatabilirim. Dinleyeceğiz. Hayır! Beyaz topraklarda bir siz kaldınız. Gururlu, yürekli ve inatçı. Etraf askerden geçilmiyor. Büyük savaşa karşı olduğunu sanıyordum oğlum. Elimden geleni yaptım. Karşı taraf anlaşmaları bozduğunu söylüyor. Ama beyazlar burada yaşamasını öğreniyor. Kızılderililer de, beyazlar da aynı şeyi yapıyor. Burası bizim toprağımız. Apache toprağı. Evet öyle. Hem de 200 yıldır. Ama daha önceleri başkaları yaşarmış. Çünkü sizden güçlüymüş. Şimdi de güç askerlerde. O halde güçsüz olan kaybedecek. Buna hiç gerek yok. Bu toprak herkese yeter.
Beyazlar sözlerini tutmazlar. Hayır, bu beyazlar tutacak. Bunlar iyi. En az senin ve benim kadar iyiler. Eğer bir adım atarsan sen ve insanların barış içinde yaşarsınız. Onlarla konuş. Oğlum kalbimdekileri söylüyor. Vittorio bir başlangıç yapacak. Nanoska! Hanganza! Ne söylediğini anladın mı? Anladım, kana kana istiyor. Eski bir geleneğidir. Vittorio'yu bile aşar. Kardeşini öldürdün. Onunla ölümüne dövüşecek misin? Onunla dövüşmeyi kabul ediyorum. Pes ediyor musun? Ne diyorum? Vittorio barış yapacak. Bakalım sonu nereye varacak? Döneceğini biliyordum. Sen de en az Apache kanı kadar asil bir kan taşıyorsun. Benim yokluğumda ona çok iyi bakmışsın. Çok kısa bir süre senin oldu. Oysa doğduğundan beri benimle. Kartal dişimi çıkardı. Vittorio, beyaz adamla savaşmayacak. Onlarla konuşurken oğlum da yanımda olacak. Sözüm söz. Benimki de. Bu adamları yanında götürecek misin? Onları alıp da şehrin ortasına götüremem ama... tabii ondan uzak bir yere götürebilirim.
biliyor musun? Victoria'ya bir eşlik kıtası göndermek suretiyle buraya getirebilirsiniz. Emin olmalıyım. Doğru mu bu? Elbette doğru yüzbaşı. Victoria sözünü tutar. Şüphelerimi dağıtmadın. Siz şüphelenmeye devam edin yüzbaşı. Benim başka işim var. Yapabileceğim bir şey yoktu. Her ikisi de beni öldürmek için gelmişti. Sana inanıyorum. Keşke olaylar böyle gelişmemiş olsaydı. Para için her şeyi yapardı. Bunu Johnny'ye anlatmak çok zor olacak. Bir çocuğa babasının öldüğünü söylemek kolay değil. Handu. Nasıl olsa çok yakında öğrenir. Hiç değilse benden öğrenmiş olsun. Handu! Hey Handu! Askerler gidiyor. Hadi gel de seyredelim, hadi gel. Evlat. Hayır Handu. O benim oğlum. Ona kendim söylemeliyim. Ne söyleyeceksin anne? Bizi yalnız bırakır mısın? Tabii bayan. Bay Gallagher, tavsiyenizi oldukça ham buldum. Bak genç adam, sen bir askersin ve emir altında çalışırsın ama ben bir iş adamıyım ve işimi yapmalıyım. Yeterince zamanımız yok. Albay Crook'un gelmesi ham meselesi. Anlaşmalarımı önceden yaptım, şimdi de buna uymam bekleniyor. Eğer madendeki cevheri zamanında çıkaramazsam adamların paralarını da ödeyemem. Bunu anlıyorum. Ama adamlarımın hepsini sizin madeninizi korumak için kullanamam. Korunacak başka bölgeler de var. Gidelim. Bay Gallagher, bana neler olduğunu söyleyin. Memnuniyetle yüzbaşı. Kahrolası madeni açacağım. Madeni kapattıkları doğru neler mu? Ne oluyor ki? Ando'nun arabuluculuğu işe yaramış. Aa, merhaba Ando. Biliyor musun, burada herkes seni konuşuyor. Bu kadar kısa zamanda böyle ünlenmek ayrı alamet değildir. Böyle şeylere kafanı yorma. İçki içmeye mi gidiyorsun? Evet. Bana da ısmarlar. Hayır. Oldu mu ya şimdi? Hey Hando, deve olanları duydun mu ha? Hando adının ulu orta söylenmesine çok sinirlenir. Ne bileyim ben, herkes öyle söylüyor diye ben de öyle söyledim, ne yapayım? Sola dön! Marş marş! Kıta dur! Sağa dön! Günaydın Johnny. Nasılsın bakalım evlat? Biliyor musunuz, babam geri gelmeyecekmiş. Bu doğru evlat. Annem bana onun öldüğünü söyledi. Evet. Babam benimle konuşmazdı. Bundan eminim, kendine göre seviyordu evlat. Evet efendim. Bayandı. Efendim Johnny. İyi ki siz geri geldiniz. Günaydın Ando. Bu sabah madeni açıyorum. Gerekli malzemeler için Bayan Dava haber gönderdim. Bir de barış getirecekmişsin öyle mi? Bunun sözünü aldım. Neler oluyor? Grant Denver'a varmıştır herhalde. Ama o benim adamım. Tarafsız olacağını sanıyordum. Dostumuzun söylediği umurumda değil.
Tek derdimiz madende işlerin yürümesi. Çok haklısınız. Yanılmıyorsam madeni açmak için bazı malzemelere ihtiyacınız olacak. Evet öyle. Bay Krebs bunları size temin eder. Her şey yüklendi. Hepsi bu kadar mı? Evet, hepsi bu. Yemeğe kalır mısınız? Çok iyi bir aşçımız var. Hayır, kalamayız. Öğle yemeğine kadar dönsek iyi ederiz. Pekala. Biliyor musun, Harlow'un bize biraz güçlük çıkartacağını sanıyordum ama anlaşılan başka işleri var. Benim de öyle. Yine de yanınıza her ihtimale karşı dinamit ve tüfek getirdik. Ne oldu, ayağımı kaydı evlat? Dur, sana yardım edeyim. Teşekkür ederim dostum. Burada ne oluyor Nick? Onunuz antrenman yapıyor Bay Gallagher. O da ne demek? Galiba onunla çok iyi dost olacaklar efendim. Bu demek oluyor. Yenilere hep böyle hoş geldin derler. Sen de sınavı iyi verdin. Fena değildim ha. Hadi çalışmaya devam. Hadi Jolly, artık biz de yola çıkalım. Arabayı ben sürebilir miyim Ando? Eğer uslu bir çocuk olursa. Evlat, ama çektirip durma. Onları kontrol etmek zorundasın. Unutma. Peki, anladım. Hala susamadın mı? Apache çocukları çölde bile susuz kalabilirler değil mi? Evet, ama bunu zorunlu oldukları hallerde yaparlar. Apache'lerden bahsetmişken sana bir şey anlatacağım. Şuradaki kuşu görüyor musun? Evet, görüyorum. O kuş çok seyahat eder. O yüzden de çok su içer. Onu takip edersen mutlaka seni suya götürecektir. Öğrendiklerini aklından çıkarmamaya bak, tamam mı Johnny? Merak etme, hiç unutmam. Baksana oldu. Galiba bir inek bu. Sadece iskeleti kalmış. O bir geyik. Daha önce hiç sürülerini gördün mü? Görmedim. Onu kim öldürmüş? Kurtlar. Bu civarda çok bulunur. Peki ya köpekler, onlar da saldırır? Hayır, köpekler insanlarla dost. Ama kurtlar çok farklı yaratıklardır. Dost olamazlar. Onlara karşı daima tetikte olmak gerekir Jory. Çok mecbur kalırsan onları uzak tutmak için ateş yakarsın. Bunu unutma. Peki neden? Kurtlar ateşten öylesine korkup yaklaşamazlar. Böylece güvenlikte olursun. En meşhur kurt da Hurley'dir. Hurley. Ama yandı. Evet, gördüm. Çabuk cevap ver pis apaçı. Konuş çabuk. Yoksa gebertirim. Dostlarının yerini söyle bize. Hadi. Hadi. Bırak onu. Sakın. Sakın deneme. Bir şeyi iki kere söylemem. Sana söyledim. Bırak onu. Onu madenin yolunda yakaladım. Sen de tek başına onca adama birden saldıracağını mı düşündün? Buralarda başkaları da olabilir ama. 12 yaşında çocuklardan mı?
Bu yaştaki çocukların kafa derisi yüzlüklerini çok gördüm. Öyle mi? Desene bu çocuğun babası bu civarlarda olup da seni görseydi böyle konuşamayacaktı değil mi? Nancy. Frondi. Nereye gidiyor böyle? Arkadaşlarının yanına gitmesini söyledim. Siz de o tekrar buraya dönmeden gitseniz iyi edersiniz. Hakkımız olanı almalarına daha ne kadar müsaade edeceğiz? Apaçilerin özgürlüklerini kazanmanın zamanı çoktan geldi. Neden savaşmıyoruz? Savaşmamak için söz verdiğimizden. Böyle isim mi yaşayacağız? Vittoro konuşuyor. Ama askerler bizim suyumuzu bize vermiyorlar. Yakında suyumuz bile kalmayacak. Çocuklarımız ne olacak? Askerler eninde sonunda bize saldıracaklar. Kendi toprağımızı savunalım. Bir apaçi kendi toprağından sürgün edilmeye bir kadın gibi sessiz kalamaz. Askerlerin anladıkları tek dil bununla anlatacağımız değildir. Toprağımızı savunalım. Bu uğurda ölsek de savunalım toprağımızı. Artık ver alayım canıyı. Vaziyet nasıl? Güneyde Teğmen Stoner komutasında yeni bir askeri devreye oluşturuldu. Yanılmıyorsam iyi askerdir. Orası malum Mando. Onunla kendim konuştum fakat her perşembe güneybatıya da bir devreye gidiyor. Bugün de perşembe, bakalım Richard ne yapacak? Askerleri böyle kullanmakla hata ediyor. Ben bilmiyor muyum Mando? Çıktım yanına. Böyle böyle dedim ama dinleyen kim? Adam kendi bildiğinden şaşacak biri değil, insanı dinlemiyor bile. Hey Ando, iki tek atmak ister misin he? Daha sonra. Hep daha sonra. Merhaba Ando, işiniz bitti mi? Johnny nerede? Arabayı yerine götürdü. Nasılsınız Bay Lane? Bayan Dağ madene malzeme götürdüğümüzü söyledi. Evet öyle. Ben de birkaç malzeme göndermiştim. Yolda rastladık. Güzel. Güzel. Bay Tribulut da dükkanı satın almak için teklifte bulunuyor. Tam $3000 verecek. Aha. Bence adil bir rakam. Hele böyle bir zamanda yalnız bir işletmeci için. Hando, sen ne dersin? Uzun zaman önce bir karar vermiştim. Hiç kimsenin işine karışmıyorum. Çok güzel, çok güzel. Karar tamamen sizin. Johnny de gelmiş. Neye karar veriyorsunuz? İyi ki geldin Johnny. Biz de dükkanı satalım mı diye karar vermeye çalışıyorduk. Dükkanı satmanı istemiyorum anne. Biz burada yaşıyoruz. Ando'nun çölle ilgili bana anlattıklarını hatırlamıyor musun yoksa? Siz bu konuyu bir düşünün Bayan Dağ. Daha sonra tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Evet Johnny, anlaşılan bugün çok sıkı çalıştınız. Hem de nasıl? Yemeğe tavuk pişiriyorum. Sen de katılır mısın Hondo? Çok iyi olur. Kokusu buraya geliyor.
yemek nefis olmuş. Yıllardır böyle güzelini yememiştim. Daha çok var. Biraz daha ister misin? Hayır, sağ ol. Bayan Rav, acaba Handulay'ın buralarda mı diye bakmaya geldim. Burada gelseniz Ne oldu Baker? Bu falan? Beni Yüzbaşı Richard gönderdi. Seninle konuşmak istiyormuş. Bay Lane, bize söylediğiniz barış sözlerini hatırlıyorum. Sözlerimi hatırlarım. Ama önünüze gelene ateş ediyorsunuz. Etmiyorum. Bu adamlara ateş ettiğiniz doğru değil mi? Beni biraz tanımış olsaydınız, ateş ettiğimde ıskalamadığımı da bilirdiniz. Böyle söylemedim. Bir apaçi çocuğu hırpaladıklarını da söylediler mi? Bu doğru mu Bay Kress? Biz onu konuşturmuyoruz. Bunu yapmak askeriyenin işi. Ama o da verilen gelip... talimatlar gayet açıktır bayım. Bay Lane. Yine ne var yüzbaşı? Apaçilere biraz fazla güvendiğinizi düşünmüyor musunuz? Verdikleri sözde duracaklardı. Ondan bahsetmiyorum. Sizce sorunu bu şekilde çözmek mümkün mü? Sizin çözümünüz nedir yüzbaşı? Eğer kararı ben verseydim... köklerini kuruturdum. Bu sorunu ilk kim başlattı dersiniz? Burayı kim işgal etti? Demek köklerini kuruturdunuz. Ben hatırladıklarımdan söz ediyorum Bay Lane. Abimi nasıl öldürdüklerini hatırlıyorum. Benim için bir anne bir baba olan abimi katlettiler. Bir kahramandı. Ama yerliler her şeyi mahvettiler. Onların hepsi kasap. Tek dertleri... beyaz kesmek, onları öldürmek. Abinize üzüldüm yüzbaşı. Gerçekten. Ama ben onlarla da yaşadım. Kendilerine söylenen yalanların ve kandırılmasının acısını yaşıyorlar. Sözler yerine getirilseydi belki de hiç... Beni mi suçluyorsun? Hayır! Ama duruma tarafsız bakmanızı istiyorum. Her şeye rağmen onlar da insan yüzbaşı. İyi bir insan. Başkalarının ölmesinden haz alamaz. Bu söylediğin şeylere kendin de inanıyor musun? Vitoro'nun sözüne güvenebilirsin. Bir adamın sözüyle olmaz. Başkaları da var. Diğer kabileler. Shibaba, Meney, Kuta, Mivana. Hepsi de kana susamışlar. Peki onlar ne olacak? Onu da o zaman düşüneceğiz. Yüzbaşı Richard, hemen dışarı gelseniz iyi olur. Onu dışarıda bulduk. Kan bu. Hemen hazırlık yapılsın. Ne yapacaksınız yüzbaşı? Gidip Vitoro'yu geberteceğim. Bunu Vitoro yapmadı. Tabii, bize söz vermişti. Geliyor musun? Hayır. Bay Baker. Ben gelirim. Güneybatı ile burası arasındaki her karış toprağı arayacağız. Sen iyi bir iz sürücüsündür Buffalo. Evet öyle Ando. Ama yüzbaşının öğrenmesi gereken başka şeyler var. Evet, öğrenirken de adamlarını yitirecek. Kendine iyi bak Buffalo. Asker! İleri marş! Bayan Dav. İçeriye gireli epeyce oldu. Her şey yolunda mı? Evet, uzun zamandır dua etmemiştim de. Benimle dükkana kadar yürür müsünüz? Memnuniyetle bayan.
Lütfen bana incide. Peki. Ed için dua ettim. Onu hiç sevmemiştim. O halde onunla... Onunla niye mi evlendim? Hayatta kaç kişi sevdiği insanla beraber olabiliyor ki? Tek sevdiğim babamdı. Ama çok önce öldü. Babamın ölümünden sonra Ed çok değişti. Karısına uzak bir insan oluvermişti. Ne kadar güzel değil mi? Karımın adı da Büyüyen Ay'dı. Sahi mi? Apache olan mı? Hı hı. Birbirinizi seviyordunuz öyle değil mi? Çok severdim. Sana Hando demişler. Bunun anlamı nedir? Şey... Hadi söyle bana. Yüksek ateş demekmiş. Ama tabii o zamanlar çok küçükmüşüm. Tahmin edebiliyorum. Evet. İyi geceler Hando. İyi geceler Angie. Merhaba Joe. Ne çok keyiflisiniz. Bana bir viski. Bana da aynından. Tabii. Viski. Söyleyecek bir şeyiniz varsa erkek gibi yüzüme söyleyin. Kendini aptal yerine koymasını çok iyi biliyorsun he? Konuşmak sağlığa zararlıdır. Ama sen ne istiyorsun? Hadi eski dostum, gidip biraz uyuyalım. Tantana etmeyi kes bakayım. Kapıyı açın! Kapıyı açın! Kapıyı açın. Hadi. Sean, nedir bu halin? Neler oldu anlatsana. Yerliler bize saldırdı. Vittorio mu yoksa? Bilemiyorum, onu göremedim. Çok zor kurtuldum. Çavuş, sen adamlarınla burada kal. Diğerleri benimle gel. Sana ne oluyor? Kapaçenin de benimle gel. Acele etmeliyiz. Hayır, sen burada kalacaksın. Olmaz, ben de geliyorum. Pekala, ata binebilirsen tabii. Thank you.
Ayrıca çok kalabalıklar. Yine de bir şeyler yapmalıyız. Asker! Savaş pozisyonuna! Keşke gerek kalmasaydı. İyi misin? Evet, çok iyi dövüştün. Duyduk ve duyar duymaz da buraya geldik Ando. Yine de biraz geç kaldınız Buffalo. Belki zamanında yetişseydik böyle olmazdı. Belki. Ama mesele bu değil. Asıl konu Vittorio'nun sözünü tutması. Öyle değil mi yüzbaşı? Evet. Savaş kolyeni geri alabilirsin. Daha değil. Barışı korumak zordur. Savaşmaksa kolay. İyi konuştun reis. Bölük teftişi hazırdır komutanım. Hala içimde kalan şeyler var. Johnny'ye olanları anlatmalıyım. Ben ona söyledim. Gerçeği mi? Pek sayılmaz. Babasını kötü apaçilerin öldürdüğünü söyledim. Hem gerçeğin kime yararı olacak dersin. Şimdi ne yapacaksın Angie? Doğuda akrabalarımız var. Gidecek misin? Pek sanmıyorum. Dükkanı işletmeye devam edeceğiz. Önceden olduğu gibi. Evet, bekliyorlar. Umarım Vittorio ile kurulan barış bozulmaz. Söylesene. Nereye gideceksin? Bilemiyorum. Nerede görev alırsam oraya. Umarım tekrar görüşürüz. Umarım Angie. Görüşürüz. Ah.
Askerlere komut ver. Emredersiniz. Asker, sola dön! Marş, marş! Güle güle Hando! Them than us. Well, we can do something about that. Forward! Let it gallop! Move! Look out, Indian! Seen everything. Not yet, you haven't. You all right? Yeah. Did you have a nice ride?
seen it all. I seen it all from that rim yonder, Hondo. Better late than not at all, Buffalo. If we were tracking the renegades, we would have made it on time. Maybe, but that's not the point. The point is Vittorio kept his word. Isn't that so, Captain? Yes. Now it's our turn to keep ours. Not yet. Sometimes it is harder to keep the peace than to make war. Amen, brother. All present and accounted for, sir. There's things I'd rather do, but I still think I should tell the boy. I told him. The truth? Not entirely. I told him his father was killed by renegade Indians. Truth is, Ed was killed by his own greed. What are you gonna do, Angie? I've relatives in the East. Will you leave? I don't think so. We'll try to run the store without Ed. We've done it before. Well, they're waiting. Gotta meet Crook and talk peace with Vittorio. And after that? Where will you go? Don't know, here, there, wherever Crook sends me. I hope it's here. So do I, Angie. So do I. Troop out, Sergeant. Yes, sir. Left by two. Here is left.